Yukarıda tarihe yardımcı bilimlere ait verilen tabloda bilgilerin doğru olabilmesi için hangilerinin yer değiştirmesi gereklidir? Paleografya yazı bilimi arkadaşlar doğru bir eşleştirme yer değiştirmeye gerek yok bir olan şıkları eleyelim Filoloji dil bilimidir arkadaşlar bu da doğru o yüzden iki olan şıkları da eleyebiliriz Antropoloji kitabe bilimi değildir ırk bilimidir arkadaşlar Epigrafi ise kitabe bilimidir dolayısıyla 3 ve 4 yer değiştirecek Diplomasi ise anlaşma yazışma bilimidir doğru Bu sebeplerle doğru cevabımız C şıkkı olacaktır Türkiye Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın Harzemşahları 1230 tarihinde Yastı Çemen Savaşı ile mağlup ederek bu devleti yıkılış sürecine sokması ilerleyen dönemde hangi savaşın etkisiyle Moğolların Anadolu'ya hakim olmasına sebebiyet vermiştir? Arkadaşlar Harzemşahlar Türkiye Selçuklu ve Moğollar arasında bir tampon bölgeydi. Harzemşahların ortadan kalkmasıyla birlikte Moğollar Türkiye Selçuklu üzerine harekete geçti tabii ki ve Köse Dağ Savaşı gerçekleşti. Köse Dağ Savaşı ile birlikte de biliyorsunuz ki büyük bir bozgun yaşandı. Moğollar Anadolu'ya hakim olmaya başladı. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Yavuz Sultan Selim döneminde yaşanan savaşlardan hangileri bu dönemde gaza ve cihat faaliyetlerinin etkin olmadığını kanıtlar niteliktedir? Arkadaşlar gaza ve cihat faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için gayrimüslimlerle savaşmak gerekir. Bakalım şimdi. Çaldıran Savaşı Safevilerle yapılmıştır ve Safeviler de Müslümandır arkadaşlar. Dolayısıyla gaza ve cihat anlayışının olmadığını bize gösterir. Turna Dağ Savaşı ise Dul Beyliği ile yapılmıştır ve onlar da Müslüman olduğu için yine gaza ve cihat faaliyetlerine bir örnek teşkil etmiyor Turna Dağ Savaşı. Ridaniye Savaşı ise yine Müslüman olan Memlük Devleti ile yapılıyor arkadaşlar ve bu da gaza ve cihat faaliyetlerinin etkin olmadığını kanıtlar niteliktedir. Dolayısıyla doğru cevabımız 1 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır. 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin duraklama dönemine girmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilemez? Devlet ocak içindir anlayışının oluşması. Arkadaşlar eskiden ocak devlet içindir anlayışı vardı. Artık gördüğünüz gibi devlet ocak içindir düşüncesi var. Burada bahsedilen ocak tabii ki yeniçeri ocağı bu arada. Dolayısıyla bu durum tabii ki duraklamaya girilmesine sebebiyet verecek bir durumdur. Rönesans ve coğrafi keşiflerin etkisi. Özellikle coğrafi keşiflerin etkisi Osmanlı'da büyük olacak arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ki Osmanlı'ya ait olan ticaret yolları önemini kaybedecek. Bu da duraklama dönemine girilmesine mesne etkili olacaktır. Devletin doğal sınırlarına ulaşması yine olur adı üzerinde arkadaşlar artık doğal sınırlara ulaşılmış bir süreç başlıyor. Bu da Osmanlı'nın duraklamaya girmesinde etkili olacak. Feodal yapının Avrupa'da önemini kaybetmiş olması. Feodal yapı Avrupa için olumsuz bir durumda arkadaşlar ve dolayısıyla Osmanlı'yı da olumlu etkileyecek bir durumdu. Artık bu feodal yapı önemini kaybetmeye başladığı süreçte Avrupa daha da güçlü hale gelmeye başlayacak. Bu da Osmanlı Devleti'nin duraklamasına sebebiyet verecek. Batıdan alınan yeniliklerin yeterli yeterli düzeyde olmaması. Arkadaşlar 17. yüzyılda Osmanlı Devleti henüz batının üstünlüğünü kabul etmiş değildi aslında. 18. yüzyıla geldiğimizde biz batıdan bir takım örnekler almaya başlıyoruz. Dolayısıyla E şıkkından söz edemiyoruz. 17. yüzyılda bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Divanı Hümayin görevlilerinden Kazasker'in görevleri arasında yukarıdakilerden hangileri vardır? Arkadaşlar kaz asker ya da kadı asker Osmanlı Devleti'nde şer'i davalara bakan kişidir. E, görevleri arasında e, kadı ve müderris atamaları yer almakta. Din görevlisi atamaları yer almakta. Bakalım e, şimdi öncelikle davalara baktığı için tabii ki adaletle ilgili görevleri var arkadaşlar. Eğitimle ilgili var mı? Var. Çünkü müderris atamalarını da o yapıyor. Müderris dediğimiz öğretmen biliyorsunuz ki. Ancak askeri bir görevi Yok arkadaşlar yani askeri herhangi bir görev içerisinde bulunmuyor. Daha çok adalet ve eğitimle alakalı görevleri bulunuyor. Dolayısıyla doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti ile ilgili yapılan gizli anlaşmalardan biri değildir? Arkadaşlar Petrograd Protokolü, Sykes-Picot, Saint-Jean de Morin, Londra anlaşmaları gizli anlaşmalardır. Ancak Brest-Litovsk bir barış anlaşmasıdır. Rusya'nın savaştan e, kısmen de olsa çekildiği bir anlaşmadır. E, dolayısıyla gizli bir anlaşma değil. Osmanlı Devleti ile imzalanan bir barış anlaşması. Sadece Osmanlı Devleti yok zaten bu anlaşma içerisinde. E, diğer devletlerden katılanlar da var. Almanya gibi, Avusturya, Macaristan gibi. E, dolayısıyla doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Bu bilgilerden hareketle gelişmelerinden hangilerinin yaşandığı söylenebilir. 18. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti Batı ile olan ilişkilerine ağırlık vermeye başlamıştır. Bakalım arkadaşlar. Reisül Kütaplık Makamının önem kazanması. Reisül Kütaplık Makamı günümüzdeki Dışişleri Bakanıdır arkadaşlar. Dolayısıyla tabi e, tabii ki Batı ile olan ilişkilere ağırlık verme noktasında Reisül Kütaplık Makamı önem kazanacaktır. Bu yüzden birinci öncül olur. Avrupa şehirlerinde elçiliklerin açılması yine ne olur arkadaşlar? Çünkü Avrupa yakından tanımak amacıyla zaten elçilikler açılıyordu. Esamı tahvilat senetlerinin hazırlanması. Arkadaşlar esam iç borçlanma demektir. Yani bu durum iç politika ile alakalı bir durumdur. İçeriden alınan borçlarla alakalı bu senetlerin hazırlanması Osmanlı Devleti'nin batı ile olan ilişkileriyle alakalı bir nokta olmayacak. Bu yüzden doğru cevabımız 1 ve 2 yani 5 şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün milliyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplardan birisi değildir? Türk Dil Kurumu'nun kurulması tabii ki arkadaşlar Türk dilini araştırıp incelemek amacıyla kurulmuştur. Dolayısıyla milliyetçilik ilkesi doğrultusundadır. Kapitülasyonların kaldırılması, yabancılara verilen ayrıcalıkların kaldırılması demektir. Dolayısıyla bu durum da yine milliyetçilikle alakalıdır. Kabotaj Kanunu'nun kabul edilmesi, Kabotaj Kanunu Türk sularında özellikle Türk gemilerine elbette ayrıcalık tanınmasıdır arkadaşlar. Bu da yine milliyetçilik ilkesiyle alakalıdır. Erkanı Harbiye Vekaleti ise ordunun siyasetten ayrılması amacıyla kaldırılmıştır. Daha sonra Genelkurmay Başkanlığı kurulacaktır ve tabii ki siyasetten ayrıdır. E, bu durum milliyetçilik ilkesiyle değil daha çok cumhuriyetçilik ilkesiyle alakalıdır. O yüzden e, D şıkkı olmaz. Türk parasını koruma kanununun çıkarılması adı üzerinde arkadaşlar. Türk parası elbette milliyetçilikle alakalı. Bu sebeplerle doğru cevabımız D şıkkı olacaktır Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Atatürk dönemi dış politika konuları arasında gösterilebilir? Hatay görüşmelerinin başlaması tabii ki arkadaşlar biliyorsunuz ki Atatürk vefat etmeden önce zaten Hatay'la alakalı görüşmeler başlamıştı. Dolayısıyla doğru. Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nin imzalanması 1936 yılındadır. Yine Atatürk dönemi dış politikasına tekabül eder zaman olarak. Bryant Kellogg Paktı'na üye olunması ise yine arkadaşlar Atatürk dönemi dış politikasına ait bir süreçtir. 1928 yılında bu pakt oluşturuluyor ve 29'da da TBMM tarafından onaylanıyor arkadaşlar. Dolayısıyla tabii ki yine doğru olur. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1, 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır. Türkiye'nin soğuk savaş dönemindeki politikaları düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisine yönelik bir adım atılmamıştır? Kore Savaşı'na fiili olarak dahil olunması Soğuk Savaş döneminde gerçekleşmiştir arkadaşlar. Doğru. Varşova Paktına karşı AB üyeliğine başvurulması. Hayır arkadaşlar, Varşova Paktına karşı değil, AB üyeliğine başvuruyor. Avrupa Birliği'ne katılmak amacıyla başvuruyor. Dolayısıyla B şıkkı olmaz. Balkan ve Bağdat Paktına üye olunması Soğuk Savaş dönemindedir. Batı bloğunun yanında bir politika benimsemesi Soğuk Savaş döneminde Türkiye'nin politikası bu yönde olmuştur. Marshall yardımları için girişimlerde bulunulmuştur dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Merkezi Türkiye'deki incelik üssü olan Saddam Hüseyin'in olası saldırılarından korunmak amacıyla ABD öncülüğünde ve Birleşmiş Milletler kararıyla Temmuz 1981 tarihinde kurulan kuvvet aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Saddam Hüseyin'in saldırılarından korunmak amacıyla kurulan kuvvet çekiç güçtür. Aynı zamanda huzur operasyonlarını da gerçekleştirmişlerdir. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Yukarıdakilerden hangileri jeolojik ve jeomorfolojik ekstrem doğa alaylarına örnek gösterilebilir? Jeolojik dediğimizde yer yapısı, fay deprem buna bağlı özellikler. Jeomorfolojik dediğimizde eğim, engebe gibi şartları dikkate aldığımız ekstrem doğu olaylarını dikkate alıyoruz. Bir, 2005 yılında İran'ın Lut Çölü'nde 70.7 santigrat derece sıcaklığın ölçülmesi bu klimatolojik, atmosferik kökenli bir özellik taşıyor. Yani sıcaklığı dikkate aldığımızda biz iklimle oradaki hava olaylarıyla dikkate alıyor ya da bağdaştırıyoruz. Klimatolojik dedik. Hava ile alakalı. 2. 2017 yılında Yunanistan'da aşırı yağışlar yine klimatolojik kökenli özellik taşıyor. 3. 2010 yılında İzlanda'daki Eyjafjallajökull yanardağının aktif hale gelmesi ki yanardağlar volkanik aktiviteler orada jeolojik kökenli doğal afetler ve ekstrem doğa olayları arasında sayılabiliyor. 4. 2004 yılında Endonezya'daki tsunami'nin yaşanması deprem sonucu jeolojik kökenli kısımda değerlendirilebilir. Yine bunu da dikkate alıyoruz. Bu doğa olaylarına 3 ve 4'ü örnek gösterdik. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Oksijen, karbon, azot, su gibi maddelerin litosfer yani taş küre, hidrosfer su küre, atmosfer hava küre ve biosfer yani canlı küre arasında yer değiştirmesine madde döngüsü denir. Bu döngülerin doğal süreçler içerisinde haritada numaralanmış alanlardan hangilerinde daha hızlı gerçekleşmesi beklenir? Özellikle baktığımızda 3 ve 4 numaralı alanlarda ki daha uygun iklim koşulları olduğu için bu alanlar bu döngülerin daha hızlı gerçekleştiği alanlardır. Muson Asyası ve özellikle e, tropikal alanda verilen 4 numara için biz bu e, durumu dikkate almış olduk ama bir soğuk olan bir yer ki soğuk çok soğuk olan yerlerde genelde döngülerde e, bazı e, yavaşlamalar meydana geliyor. Çok sıcak olan 2 numara Sahra, yine 5 numara Victoria gibi çöllerin bulunduğu alanlarda yine aşırı sıcakta tabii ki bunu olumsuz yönde etkileyebiliyor. Yani burada aşırı sıcak ve soğuk olanları alan alanları almadık ve 3 4 daha uygun iklim koşulları D şıkkı doğru cevabımız oldu. Kerkük, Esen, Kiruna, Batman bu şehirlerin gelişip büyümesinde etkili olan ortak ekonomik fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir? Kerkük, Batman ki önemli petrol rezervlerini barındırıyor. Yani önemli yeraltı kaynakları var. Esen gibi alanlar yine önemli yeraltı kaynakları dikkate alınıyor. O yüzden bu alanlarda madencilik fonksiyonuna göre gelişme sağlandığını, madenciliğin önemli bir ekonomik faaliyet olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden C şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıda bazı ülkelere ait doğal kaynaklar ve ekonomiye ait bilgiler verilmiştir. Tabloda numaralanmış ülkeler aşağıdakilerin hangisine doğru olarak verilmiştir? Birinci ülkemiz hem doğal kaynak yönünden zengin hem de bilgi birikimi, teknoloji kullanımı ve sermaye yönünden zengin bir ülke. Japonya'yı alamayız çünkü Japonya doğal kaynak bakımından fakir ama bilgi birikimi ve teknoloji kullanımı bakımından sermaye bakımından zengin bir ülke. O yüzden doğal kaynak bakımından fakir olduğu için Japonya ile ilgili seçenekleri yani A ve D ışıklarını eleyelim. Bunun yanında baktığımızda özellik olarak ikinci ülkemiz doğal kaynak bakımından e, ne oluyor? Fakir ve bilgi birikimi teknoloji sermaye de az. Rusya doğal kaynak yönünden zengin bilgi birikimi kullanım ve sermaye kısmında zengin bir ülke yine. O yüzden C şıkkını da eleyelim. Moğolistan ikinci ülkemiz. Doğal kaynak yönünden de fakir, bilgi birikimi, sermaye bakımından da fakir. Diğerine geldik. Doğal kaynak bakımından fakir ama bilgi birikimi, teknoloji kullanımı ve sermaye bakımından daha zengin olan Japonya. Bu karşılaştırmaya göre doğru cevabımızın B şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'de bölgeler arasında tarım, sanayi ve maden gibi üretim alanlarının farklılık göstermesi iş ticaretin gelişmesini hızlandırmıştır. Buna göre haritada oklarla iş ticaret yönü gösterilen ürünlerden hangisinin iş ticareti daha azdır? Ki burada baktığımızda Doğu Karadeniz'den üretimi yapılmayan İstanbul gibi ya da Marmara bölgesi gibi alanlara çay ticareti yapılır. Bu doğru bir eşleştirme. Bunun yanında baktığımızda balık ki Karadeniz, Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz'de avlanan balık İç Anadolu'ya e, pazarlanabilir. Bunun yanında demire baktığımızda Sivas, Malatya havzalarından Karabük, Zonguldak çevresine gönderiliyor. Çünkü orada demir yok. Demir olan yerden olmayan yere doğru bir iş ticaret söz konusu olacaktır. D. Zeytin. Ki zeytin Ege'de yetiştirilen bir ürün ama İç Anadolu'da yok. Oraya doğru olmadığı için bir ticaret söz konusu olacaktır. Antalya ve Adana'ya bakarsak. ikisinde de turunçgil tarımı yapılıyor. O yüzden ikisinde de benzer ürünler olduğu için bu ticaret çok fazla gelişmeyecektir. Yani doğru cevabımızın e şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Akdeniz ve Ege kıyılarında bulunan otellerin büyük bölümü yaz turizmi nedeniyle misafirlerini Mayıs ve Ekim ayları arasında ağırlamaktadır. Bu bölgelerde turizmin kış aylarında yapılması için aşağıdaki turizm türlerinden hangisinin geliştirilmesi gerekir? Ki özellikle mevsim dışında yani yaz turizmi mevsimi dışındaki aylarda toplantı ve Kongre turizminin geliştirilmesi gerekiyor burada. Çünkü bu alanlarda özellikle son yıllarda çok fazla konferans tarzı e, turizm etkinlikleri yapılmaktadır. Yat turizmi daha çok yazın, yayla turizmi yaz döneminde, kayak turizmi kış döneminde olmakta ama diğer alanları da yani mayıs ekim arasındaki dışındaki e, ayları da kapsayacağı için e, toplantı ve kongreyi tercih etmek daha doğru olacaktır. Mağara turizmi yine baktığınızda daha çok yaz ayları ve ilkbahar aylarında tercih edilen bir durumda karşımıza çıkıyor o alanlarda. O yüzden doğru cevabımız toplantı ve kongre turizmi C şıkkı olarak dikkate alındı. Dünyadaki önemli sanayi üretim bölgeleri 4 başlık altında tablomuzda verilmiş. Bu kavram haritasında boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? Kuzey Amerika, önemli bir sanayi bölgesi. Rusya, Doğu ve Güney Doğu Asya, Çin gibi ülkeler, Japonya gibi ülkeler, Batı Avrupa, Fransa, İngiltere, Almanya daha da arttırılabilir ama Doğu Afrika'da bu sanayi üretim bölgesine örnek olarak verebileceğimiz bir yer yok ya da bu şekilde bir yer değil. Çünkü orada Somali gibi, Sudan gibi yani gelişmemiş ülkeler var. Sanayisi gelişmemiş olduğu için B şıkkını doğru cevap olarak aldık. İntansif yöntemlerle tarım yapan bir ülke için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İntansif tarım modern, gelişmiş tarım yöntemidir. En az alandan en çok verimi almanın hedeflendiği bu tarımsal yöntemde doğal koşullara bağlılık azdır verim yüksektir. Verimin yüksek olması için de sulama, gübreleme, ilaçlama, tohum ıslığı gibi birçok özellik kullanılmaktadır. A tarımdan elde edilen verim bu tür ülkelerde yüksektir. B tarımsal üretim üzerinde doğal koşulların etkisi azdır. Çünkü bu doğal koşulların birçok anlamda müdahale ile ortadan kaldırıldığını görüyoruz. Örneğin o yıl yağış az, kurak bir dönemse sulama ile birlikte e, ne oluyor? Bu tür e, uygulamalar yapılarak o dönemdeki kuraklığın önüne e, ve buna bağlı olarak verim düşüşü yaşanmasının önüne geçilmiş oluyor. C. Makineleşmenin yaygın olduğu için, makineleşmeye yaygın olduğu için tarımda çalışan insan sayısı daha azdır. Çünkü insanların yapacağı işi makineler yapıyor. D. Hayvancılık faaliyetleri büyük çiftliklerde besicilik şeklinde yapılır. Besi hayvancılığı yine gelişmiş modern yöntemlerden birisidir. E kıyı balıkçılığı yerine açık deniz balıkçılığı yine gelişmiş bir özellikte olduğu için bu ülke açık deniz balıkçılığı daha fazla yapılmaktadır. O yüzden tarımsal üretim üzerinde doğal koşulların etkisi az olduğu için B şıkkı burada bizim doğru cevabımız oldu. Çünkü fazladır demesi yanlış bir ifade. İnsanlık tarihi boyunca ülkeler ve topluluklar arasındaki çatışma bölgeleri Orta Doğu'da yoğunlaşmıştır. Buna göre çatışma bölgelerinden hangileri söz edilen yerde bulunur Yani Orta Doğu'da bulunan yerleri arıyoruz. Suriye Orta Doğu'da, Filistin İsrail sorununun bulunduğu yer yine Orta Doğu. Venezuela'yı biz alamayız çünkü bu Amerika'da, Güney Amerika'da. Nijerya Afrika'da olduğu için Orta Doğu ile bir alakası yok. Ki Orta Doğu'da baktığımızda Irak gibi, Suriye gibi, Filistin gibi, İsrail gibi ülkeler bulunuyor ve e, özellikle olarak bu sorunlar oradaki e, baktığımızda doğal kaynaklar, petrol gibi Doğalgaz gibi birçok kaynaktan e, özellik olarak baktığımızda kaynaklı olabiliyor. E, tabii ki bu sıcak çatışma bölgeleri e, özellik olarak günümüzde de hala e, dikkate aldığımız yerler oluyor. O yüzden A şıkkı 1 ve 2 doğru cevabımız oldu. Yukarıda verilen enerji üretimlerinden hangileri hava kirliliğine neden olmaktadır? 1. Bir, Birleşik Krallık'taki Hornsea Deniz üstünde rüzgar gücünden enerji üretilmesi. Rüzgar yenilenebilir bir enerji kaynağıdır ve havayı kirletmez. O yüzden hava kirliliğine neden olmaz. 2. Brezilya ve Paraguay tarafından ortak yapılan Haypu barajında hidroelektrik enerji üretiminin yapılması. Hidroelektrik su gücünden elektrik üretimi yine havayı kirleten bir özelliğe sahip değil. Yenilenebilir kaynaklar arasında geliyor. 3. Almanya'da artan enerji ihtiyacını karşılamak için kömürle çalışan santrallerin kapasitesinin arttırılması, kömür yenilenemeyen karbon salınımı fazla olan enerji kaynaklarından birisi ki karbondioksit salınımı olduğu için bu hava kirliliğine sebep oluyor ki termik santraller hava kirliliğine sebep olmakta. Termik santral deyince de kömür, petrol, doğalgazla çalışan santralleri dikkate alıyoruz. O yüzden sadece 3'ü aldık. C şıkkı doğru cevabımız oldu. Atıkların bir takım işlemlerden geçirildikten sonra ...ikinci bir ham madde özelliği kazandırılmasına geri dönüşüm denir. Aşağıdaki maddelerden hangisinin geri dönüşümde kullanılması tehlikeli sonuçlar ortaya çıkarır. Organik atıklar bitki ve hayvan atıkları olduğu için bunların geri dönüşümde kullanılması e, tehlikeli sonuçlar ortaya çıkarmaz. İnşaat atıkları yine aynı şekilde, sanayi atıkları ve cam atıklar da aynı şekilde. Ama radyoaktif atık dediğimizde bunlar çevreye radyoaktivite yaydığı için... Özellikle nükleer kısımda mesela bir atom bombasının e, nükleer enerji ya da nükleerden elde edildiğini dikkate alıyoruz. Bu yüzden bu radyoaktif atıklar çevreye çok fazla zarar vereceği için tekrar geri dönüşümde kullanılması söz konusu olamaz. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. Bu sorumuzda bir yaklaşım sorulmuş ve diyor ki parçadaki yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir bakalım varlığın temelinde madde var diyor. Madde varsa materyalizme gidelim der arkadaşım. O halde materyalizm olmayanları ele gitsin. Peki devam edelim. Ancak madde mekanik bir harekete tabi olmayıp diyalektik süreçle değişim göstermektedir. Yani mekanik materyalizmden bahsetmiyorum diyor. Diyalektik materyalizmden bahsediyorum. Cevap E şıkkıdır. Zaten devamında da tez ve antitez sentez durumunu söyleyecek ve diyecek ki Hegel'in aksine varlığın temelinde madde olmalıdır. Cevap E şıkkıdır. Bu soruda Luke'un görüşleri verilmiş ve diyor ki Luke'la ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez özellikle bilgi görüşünü sormuş bakalım Luke insan zihninde doğuştan bilgi bulunmadığını varsayar çünkü o doğuştan boş levha olduğumuzu söyler değerli arkadaşım bu sözünü unutmayalım neydi insan tabula rasa'dır yani boş bir levhadır Devam edelim. Ona göre zihin deney öncesinde üzerinde hiçbir bilgi bulunmayan beyaz bir kağıda veya boş bir levhaya benzer. Bilginin bütün kaynağı deneydedir, gözlemdedir. Duyuların kullanımı sonucunda zihinde gelen verilerdedir. Felsefe dilinde kaynağı deney olan bu tür bilgilere ne denilirmiş? Aposteriori denilirmiş. Yani a priori denilmezmiş onu bir yazalım. A nedir? Deney öncesidir. Peki a posteriori nedir hocam? Deney sonrasıdır. O halde o a priori bilgiyi reddeder. Şimdi şıklara bakalım. Bütün bilgilerimiz a posteriori midir? Evet, aynen öyledir hocam. Çünkü hepsi deney sonrasıdır. Eleyelim gitsin. Bilgimizin tüm malzemesi deneyden mi gelir? Evet hocam. Nerede söyledi? Bakın burada söyledi. Peki akılsal bilgi deneysel bilgiden daha üstün müdür? Hayır ona göre tam tersi deneysel bilgi akılsal bilgiden daha üstündür. O halde cevap C şıkkıdır. Bu arada üstünlükle ilgili herhangi bir parçada durum da yok. Devam edelim. Zihindeki bilgiler deney yoluyla gelen veriler midir? Evet hocam. 5 şıkkıyla aynı olmuş. Devam ediyorum. İnsan zihninde kaynağı deney olmayan hiçbir fikir yer almaz mı? Aynen öyle cevap C şıkkıdır. Bu sorumuzda verilen bir parça var ve parçadan yola çıkarak ulaşılabilecek en genel yargıyı bize sormuş. Bakıyorum güzelin yarattığı duygu hem doğada hem de sanat eserinde karşımıza çıkar. Gün batımı izlerken veya dalgaların sahile vuruşundaki sese kulak verirken hissettiğimiz hoş duyguyu bir Orhan Veli şiirini dinleyip Bellini'nin bir heykeline bakarken de hissederiz. Doğada veya sanatta karşımıza çıkan güzel felsefi anlamda bir ayrım içerir. Estetik güzeli konu alırken sanat felsefesi yalnızca sanattaki güzeli ele alır, onunla ilgilenir. O halde güzel arasında bir ayrım yapmamız gerekir. Güzel ikiye ayrılır. Bir doğadaki güzel, iki sanattaki güzeldir. Peki estetik hangisini konu alır? her ikisini. Peki sanat felsefesi sadece ve sadece sanattaki güzeli alır. O halde estetik sanat felsefesini içine alan bir kavramdır. Yani estetiğin alanı daha geniştir. Şimdi bakalım. A şıkkı estetiğin alanı sanat felsefesinin alanından daha geniş midir? Aynen öyledir. Yeteri kadar açıklama yaptığımıza göre bu şıklara bile bakmamıza gerek yok. Cevap A şıkkıdır. Bu sorumuz psikolojinin alt dallarıyla ilgili bir soru ve parçada sözü edilen psikologlar aşağıda verilen psikolojinin alt dallarından hangisinde yer almaktadır? Bakalım. Bir şirkette çalışan Yasemin Hanım, bulunduğu birimin personel seçme konusunda sorun yaşadığını düşünmektedir. Zaten buraya kadar bulman gerekiyordu arkadaşım. Neyse devam ediyorum. Biraz araştırma yaptığında bu konuda çalışan psikologlar olduğunu, hangi göreve, hangi personelin seçilmesi gerektiği konusunda şirketlere destek olduklarını ve sonrasında personelin iş verimini artırmaya yönelik uygulamalar yaptıklarını öğrenmiştir şirket var, personel seçimi var ve aynı zamanda personelin iş verimi var. Gideceğin yer endüstri psikolojisidir. Cevap C şıkkıdır. Bu sorumuz güdülenme ile ilgili bir soru ve diyor ki parçada verilen örnek güdülenme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi desteklenmektedir? Bakıyoruz. Çocuk ve gençlerin bilgisayar oyunlarına yoğun ilgi göstermesi aileleri ve eğitimcileri ne yapmaktadır hocam? Kaygılandırmaktadır. Günlük hayat aktivitelerini, sosyal ilişkilerine ayıracakları vakti de bu oyunlara geçirmelerine anlam veremeyen yetişkinler oyunları inceleseler bunun nedenini eminim anlayacaklar belki de üzerinde kalkmayacaklardır. Neyse devam edelim. Bilgisayar oyunları bölüm geçtikçe karakterlere üstün özellikler verir, puanlar kazandırır, farklı bölümler açar, beyindeki ödül mekanizması aktive olur, oyun oynama konusundaki isteğini sürekli tetiklemekte ve canlı tutmaktadır değerli arkadaşım. Peki bu neyi desteklemektedir? Ödül güdülenmeyi arttırır mı? Evet. Neden aferin diyoruz? Neden takdir veriyoruz? Neden bir kişiyi farklı ödüllerle ödüllendiriyoruz? Güdülenmelerini arttırmak için. Devam edelim. Yetersiz güdülenme ile ilgili bir şey var mıydı? Yok hocam. Peki farklı güdülerden bahsettik mi? Hayır. Aynı güdü farklı davranışlara neden olur dedik mi? Hayır hocam bunları belirleyelim. Peki E şıkkına da bakalım. İstek ve ihtiyaçlar güdülenmeyi etkiler mi? Etkiler. Burada istek ve ihtiyaçtan bahsetmedik. İstekten belki bir nevi bahsettik ama ihtiyaçtan bahsetmedik parçada vurgulanan bu değil. Cevabımız A şıkkıdır. Bu sorumuzda verilen bir parça var. Ve parçadaki bir takım bilgilerden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisini ulaşamayız diyor. Bakalım pek çok hükümdarın ve yöneticinin yönetme gücünü kaybetmesinin ardından ağır sağlık sorunları yaşadığı hayatını kaybettiği bilinmektedir. Şimdi niye ulaşamayız? Stresin bedensel etkileri söz konusu olabilir mi? Olabilir hatta ölüme de neden olmuş. Peki kayıplar hayal kırıklarına ve strese neden olur mu? Olur hocam. Güç ve itibar kaybı önemli bir stres kaynağıdır kesinlikle. Yoğun stres vücudun tepkisine bağlı olarak hayati sonuçlar doğurmuş mudur? Doğurmuştur. Peki stresin etkileri toplumdan topluma değişmekte midir? Değişebilir ama parçada evrensel bir durumdan bahsedilmektedir. O yüzden cevap E şıkıdır. Bu sorumuz göç olgusuyla ilgili bir soru ve diyor ki parçadan yola çıkarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Bakalım göç geçmişten günümüze kadar süre gelen bir olgu olması bakımından sosyolojinin ilgilendiği önemli alanlardan biri olmuştur. Bir bölgede yaşayan nüfusun belli bir kesiminin bulunduğu yeri terk edip başka bir yere yerleşmek üzere gitmesi olarak tanımlanan göçün nedenleri üzerinde çalışılmaktadır. İndirgemeci yaklaşım göçün en temelde tek bir nedenden örneğin ekonomik sebeple olduğunu iddia eder. Oysa ekonomik gerekçelerin yanında sosyal, siyasal sebepler de önemli etkenler olarak kayda geçer. Yani indirgemeci yaklaşım bir olayın tek bir boyutuna bakar, diğer boyutları görmezden gelir. Bunun da sakıncalı olduğunu ifade etmiş. Şimdi neye ulaşamayız? Bakalım. A şıkkı toplumsal olguları tek nedene bağlamak doğru değil midir? Evet, aynen öyledir. Peki B şıkkına bakalım. Toplumsal olayları bütünlük içinde mi değerlendirmeliyiz? Aynen öyle. C şıkkına bakıyoruz. Indirgemeci yaklaşım, toplumsal olayları tek nedene bağlı olarak açıkladı mı? Evet hocam. D şıkkına bakalım. Toplumsal olayları ekonomik sebeple açıklamak, diğer nedenleri yok saymak mıdır? Aynen öyledir. E şıkkına bakıyoruz. Toplumsal olayların sosyal ve siyasal nedenleri en son noktada ekonomik nedenlerden kaynaklanmaktadır. Yani her şeyi tek bir nedene bağlayabiliriz demenin Türkçesi olmuş hocam bu. Dolayısıyla bu olamaz. Sadece ekonomik nedenle açıklanamaz. Cevap E şıkkıdır. Bu soruda sosyolojinin yöntemleri sorulmuş ve verilen parçada en uygun araştırma yöntemi soruluyor. Bakalım bir sosyolog olan Demir üniversite sınavına hazırlanan gençlerin sınav kaygılarını etkileyen faktörlerin neler olduğu ile ilgili bir araştırma yapmak istemektedir. Bu çalışmayı kısa bir sürede tamamlamalı ve çok sayıda öğrenciye ulaşarak görüşlerine başvurmalıdır. Süremiz kısa mı? Kısa. Çok sayıda kişiye ulaşmalıyız. Evet. En uygun yöntem Ankettir hocam. Monografi ve sosyometri derinlemesine bir araştırmadır ve küçük gruplarda yapılır. Görüşme uzun zaman alır, gözlem onun kadar daha fazla zaman alır. Örneğin diyelim ki görüşme yapmaya karar verdiniz. Okula gittiniz. 100 kişi sınava girecek. Bu aylar sürebilir ama anket toplam 15 dakika ya da 20 dakika sürebilir. O yüzden cevap A şıkkıdır. Bu sorumuzda toplumsal hareketlik sorulmuş ve diyor ki hangisinde diğerlerinden farklı bir hareketlik örneği var? İki türlü hareketlikten bahsediyoruz. Dikey hareketlik ve yatay hareketliktir. Şimdi bakalım. 1'e bakıyoruz. Bir öğretmenin çalıştığı kurumda okul müdürü olması bir hangi hareketli örnektir? Bir dikey olabilir mi? Hocam dikey olabilmesi için kişinin koşullarında, ekonomik koşullarında, toplumsal koşullarında önemli bir değişmen olması lazım. Halbuki kayda değer bir değişme olmuyor. Maaşında doğru düzgün bir düzeltme olmuyor. Dolayısıyla buradaki yatay hareketliktir. Bunu yatay diye işaretleyelim. Peki bir dershane sahibinin iflas ettikten sonra öğretmen olarak çalışması. Adam belki yüzlerce öğretmen çalıştırıyordu. Şimdi iflas etti ve öğretmen olarak çalışıyor. Yani önemli bir sosyal mevkiden daha aşağı bir makama inmiş oluyor ve ekonomi koşullarında inanılmaz bir değişme oluyor. Yani tabaka değiştiriyor. Üst tabakadan orta tabakaya düşme oluyor. Dolayısıyla değerli arkadaşım bu dikey hareketliktir. Peki devam edelim. Bolda çalışan bir hakimin İstanbul'a tayin olması coğrafi bir hareketliktir. Bu yatay hareketlikte herhangi bir yaşam şartlarında değişme olmamıştır. Peki bir ajansta çalışan metin yazarının bir başka reklam ajansına geçmesi herhangi bir değişme olmuş mu hayatında? Yok, sadece mekan değiştirdi ya da iş değiştirdi. Burada aynı işte çalışıyor. Dolayısıyla yatay hareketlik söz konusudur. Peki bir banka şubesinin kapanmasının ardından personelin bir başka şubede çalışmasında ki hareketlik nedir? yatay hareketliktir. Neden hocam? Koşullarında bir değişim olmamış. Tabakasına bir değişim olmamış. Bir yerden başka bir yere gitmiş. Dolayısıyla bunlar yatay hareketliktir. Farklı olan 5 şıkkıdır. Yani dikey hareketlik olan 2 numaradır. Cevabımız 5 yıkıdır. Bu soruda akıl yürütme yöntemleri sorulmuş. Ve parçadaki annenin yaptığı akıl yürütme aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakalım bir anne... Okuduğu dergide oyuna bütün çocukların ihtiyacı vardır. Çocuklar oyun içinde öğrenir, hayatın provasını yapar. Yemek, içmek, uyumak gibi fizyolojik ihtiyaçlarından sonra oyunu en büyük ihtiyaç olarak görün ve çocuğunuzla oyun oynayın yazdığını görür. Bunun üzerine 4 yaşındaki çocuğuyla daha fazla oyun oynaması gerektiğini, oyunun onun için önemli bir ihtiyaç olduğunu düşünür ne yaptı? Genelden özelle bir akıl yürütme yaptı. Bütünden parçaya doğru gitti. Yani bütün çocuklardan kendi çocuğuna gitti. Yani tümden gelimsel bir yöntem kullandı. Bakın bütün çocuklardan kendi çocuğuna gitti. Genelden özele, bütünden parçaya gittiği için cevabımız tümden gelimdir. Yani D şıkkıdır. Bu soruda tümel olumlu önerme sorulmuş öncelikle tümel olumlu önermeyi açıklamaya çalışalım. Tümel nedir? Grubun tüm elemanlarında özelliğin bulunduğu önermedir. Ve bütünü ifade eder. Herkesi ifade eder. Yani grubun tamamını kapsar. Olumlu nedir? Yüklemin bildirdiği özelliğin öznede olduğunu gösterir. Ve tümel için anahtar kelimelerimizi yazalım. Nedir hocam? Bütündür. Başka? Herdir hocam. Herkestir. Güzel. Ama tümel olumlu dediği için ben şey yazmak istemiyorum. Mesela hiçbir de tümelin özelliğidir ama burada tümel olumdan bahsettiği için bunu yazmıyorum. Başka ne olabilir? Hepsi olabilir. Bunu da yazmış olalım ve devam edelim. Yani grubun tamamını ifade ediyorsa tümeldir. Sonunda e, sız, değil, olmayan gibi cümleler de yoksa bu tümel olumlu bir önerme olacak. Haydi bunu bulalım. A şıkkı bazı kitaplar edebiyatın önemli örnekleridir bazı tikeldir. Grubun bir kısmını ifade eder. Hiçbir kedi banyo yapmayı sevmez. Zaten olumsuz. Hiçbirle başlamış tümel olabilir. Ama sonu olumsuz olduğu için tümel olumsuz ele gitsin. İstanbul ülkenin en kalabalık şehridir. Tek bir şehirden bahsettiğine göre bu da tekildir hocam. Bazı şehirler bu da tikeldir ele gitsin. Bütün çocuklar çikolata yemeği sever. Hem olumlu hem tümel o halde cevap E şıkkıdır. Bu sorumuzda verilen bir önerme var ve bu önermeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bakalım. P ise Q önermesi koşul eklemi kullanmış mıdır? Evet, burada ise koşul anlamına gelir. Dolayısıyla bu doğru. Peki verilen önerme bileşik bir önermedir. Önerme eklemi varsa bileşiktir. Burada önerme eklemi var. Dolayısıyla bileşiktir. Peki P veya R önermesi önermenin art bileşeni midir? Evet hocam. Burası ön bileşendir arkadaşım. Burası art bileşendir. Devam edelim. Önermede tümel evetleme eklemi kullanmış mı? Yani ve kullanılmış mı? Evet hocam bakın kullanılmış. O halde bunu da eleyelim. E şıkkına bakalım. Değilleme eklemi önermenin ana eklemidir. Yani bu değilleme eklemi bütün önermenin tamamına müdahale etmekte midir? Değildir. Sadece bu kısma müdahale etmektedir. Ana eklemimiz ve olacak. Yani tümel evetleme olacak. O yüzden bu yanlıştır. Cevap da E şıkkıdır. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Din kültürü ve alak bilgisi dersimizin ilk sorusuna bakalım. Bu parçada ahiret aşamalarından hangisine değinilmemiştir deniyor. Yüce Allah evreni sonsuz olarak yaratmamıştır. Evrenin bir düzeni bir gün bozacak ve evren yok olacaktır. Bu yok oluştan sonra Yüce Allah insanları yeniden diriltecek ve kendi huzurunda toplayarak insanların dünyada yapıp ettiği davranışlardan dolayı sorguya çekecektir. Hemen ilk başta parça, yavaş yavaş gidelim. Evrenin düzeni bir gün bozulacak. Evrenin düzeninin bozulması demek kıyamet demek. Kıyametten bahsetmiş. Bunu işaretleyelim. Kıyamet var. Ve bozacak her şey yok olacak. Sonra insanlar yeniden diriltecek. Yeniden diriliş bağıstır. Kendi huzurunda toplayacak mahşer mahşerde toplayacak hepsinde ve hepsini yapmadıklarından dolayı hesaba sorguya çekecek. Hesap var. Ama işte daha sonra kimlerin işte günahları ağır gelir veya sağlıkları ağır gelir diye bir durumdan bahsetmemiş. Mizana değinmemiş. Cevabımız burada E şıkkı olacak. Bu sorumuzda verilen bilgiler var. Aşağıdaki inançla ilgili felsefi yaklaşımlardan hangisiyle ilgilidir deniyor. Hemen tek tek bakalım. Tanrı'nın varlığıyla birlikte onun yaratıcılığı gerçek, şuurlu ve iradeli bir varlık olduğu kabul eder. Evet. Bu düşüncede Tanrı'nın vahiy göndererek insanlarla iletişime geçtiği aleme ve insana daima müdahil olduğu benimsenir. Müdahil olması demek zaten değiliz. Bir ortadan kaldırıyor. İşte Allah-u Teala'nın varlığında zaten ateizm direkt. Ateizm Allah-u varlığını kabul etmemek demek zaten. Tanrı'nın sonsuz güç ve kudret sahibi olduğuna, her şeyi bildiğine, gördüğüne, duyduğuna ve takdir ettiğine adalet ve hayır sahibi olduğunu kabul eder. Tanrı yarattığı varlıklardan ayrı ve farklıdır. Evet, bu arkadaşlar bizim kendi inancımızı bahsediyor. Yani ateizm varlığı kabul etmiyorsa, yani yaradanı kabul etmiyorsa, teizm yaradanı kabul etmek demek. Cevabımız direkt buradan A olacak. Bu parçadan hareketle Müslümanların bilimsel çalışmaları ile ilgili hangisi söylemez? Müslümanların bilimsel çalışmalarına bakacağız. Parçaya baktığımızda İslam dini Müslümanları bilgiye ve bilime teşvik etmiş. İslam medeniyeti ilerledikçe Müslümanlar bilimsel alana büyük önem vermiştir. Müslüman bilginlerin gerek dini, gerekse tabi ilimlerindeki yoğun çalışmaları 16. yüzyılın sonlarına kadar sürmüştür. Bu çalışmalar sayesinde Orta Çağ İslam dünyasında bilim en ileri seviyelere çıkmıştır. Müslüman bilginler tarafından yazılmış kitaplar, Yahudiler ve Hristiyanlar tarafından Latince ve İbranice'ye çevrilerek Batı dünyasına yayılmış. Bu eserler Orta Çağ'da karanlık bir dönem yaşayan Avrupa'nın bilimsel alanda görüşmesine ve kendilerini karanlığa mahkum eden düşünceyle mücadele etmesine vesile olmuştur. Hangisi söylemez deniyor. Bir dönem en ileri bilimsel seviyeye ulaşmalar değil mi? Ta ki batı, batı bile bizden faydalanıyor. Harekette kaynağının Kur'an ve sünnetten almış olması. Zaten Müslümanların buradaki hareket kaynağı olarak bakıldığında e, İslamiyet'ten aldığında anlıyoruz. İslam dininin e, onlara etkileri de var. Dünyada bilimsel çalışmalar ilham kaynağı olmuştur. Evet. Karanlıktaki batıyı ne yapıyor? Aydınlığa sevk ediyor artık. İçinde bulunduğumuz yüzyılda en gelişmiş çalışmalar yapılmaktadır. Bizim bulunduğumuz zaman dilimine göre değil, o bulunduğu zaman dilimine göre anlıyoruz. Yalnızca İslam dünyasında değil, tüm insanlığa faydalı çalışmalar oluşturulmaktadır. Evet, burada tabii ki bu da aynı cevap olarak çıkıyor bütün insanlığa faydalı olmuştur. Bulunduğumuz yüzyıldaki değil, o da bulmuş oldukları zamana göre en gelişmiş çalışmaları yapmaktadır. Cevabımız burada D şıkkı olacak. Türklerin İslam anlayışının oluşmasında ve bir İslam medeniyetinin inşa etmelerinde etkili olan birçok şahsiyet vardır. Bu şahsiyetler itikadi olmayan fıkhi konulara tasavvufi anlayıştan ahilik teşkilatına, kütüvvet anlayışından kardeşlik ahlakına kadar bütün alanlarda Türklerin din anlayışına ve medeniyetine etkilemiştir. Hangisi bu şahıslar arasında ya almaz deniyor. Ebu Hanife'ye baktığımızda bunların etkileri var arkadaşlar. Çünkü fıkhi konu bakımından Ebu Hanife İmam-ı Azam olarak kabul ediliyor. Ahmet Yesevi yine tasavvufi gelişimden bahsediyoruz tasavvufla alakalı e, başlangıç olarak Ahmet Yesevi'yi alabiliriz. Hacı Bektaşi Veli yine tasavvufi yön olarak e, buna da var. İşte e, Sarı Saltuk yine ileriki zaman dilimlerinde tasavvuf konularıyla alakalı bir durumdan bahsedeceğiz. İsmi de geçecek. Ama Ahmet Bin Hanbel e, zaten kendisi e, bulunmuş olduğu yöreye göre e, fıkhi konularda lider. Zaten Türkiye'de e, Türklerin yaşamış oldukları bölgelerde Hanbeli mezhebine ait olan bir yani onlara tabi olan insandan sayısı az. Biraz daha hadis konusundan gelişmiş bir e, hadisleri aktarmasıyla da önemli olan bir şahsiyetten bahsediyoruz. O yüzden cevabımız burada e, Ahmet bin Hanbel olacak arkadaşlar. Cevabımıza D diyoruz. Sıradaki sorumuza baktığımızda bu parçada aşağıdakilerden hangisinin anlamı verilmiştir deniyor. Asli kaynağını Kur'an ve sünnetten almıştır. İslam'ı kulluğun gerektirdiği şekilde ahlak esasları ve nefis terbiyesi. Burası bu kavramlara dikkat ediyoruz. Üzerinde yoğunlaşarak yaşama biçimi olarak tanımlanır. Kalbe yalnızca Allah sevgisini yerleştirmek, ve nefsi kötü duygulardan arındırma olarak tanımlanır. Buradaki arkadaşlar ahlak esaslarının nefis terbiyesi yalnızca Allah sevgisini yerleştirmek, nefsi kötü alışkanlıklardan korumak bunların hepsi tasavvufla alakalı bir durum arkadaşlar. Cevabımız burada direkt B şıkkı olacak. Evet geldik son sorumuza. Ruhun bu döngüden kurtulmasına den hangisi verilir deniyor. Hinduizm inancına bakıyoruz. Hinduizmde önemli inanç konuları arasında tenasu alır. Yani tenasu ruh göçü, e, reenkarnasyon gibi kelimeleri ifade eden samsara, dünyadaki doğum, ölüm, yeniden doğuş döngüsünü ifade etmektedir deniyor. Bu inanç sistemine göre öldükten sonra var olma ve ruhun bedenin ayrı olduğu fikri geliştirilmiştir. İnsan sonu olmayan bir tenasu, yani ruhun ve bir bedenden başka bir bedene geçmesi zincir içerisinde gelip gitmektedir. Karma ise ruhun bu döngüsel süreçteki durumunu belirleyen sebep sonuç ilişkisidir. Yani buradaki bu döngüden kurtulmak demek artık onun en yüksek mertebeye ulaştığı anlamına geliyor. O da ne var? Nirvana. Nirvana diyoruz. En üstün sevgi. Ruh böyle e, ile dolaşıyor, geziyor. Yani diğer bir bedene başka bir bedene geziyor en sonda en üst mertebeye ulaşmış oluyor. O en üst de Nirvana diyoruz arkadaşlar. Cevabımız burada aşık şıkkı olacak. Bu sorumuz felsefenin özellikleriyle ilgili bir soru ve deniliyor ki parçadaki felsefi tavrın hangi özelliği üzerinde durulmuştur? Bakalım felsefenin ortaya çıkması çocuksu ilgisini koruyan filozofun bakışıyla yakından ilgilidir. Bir çocuk gibi içinde bulunduğu dünya hayretle bakmak, olan biteni anlamaya çalışmak ve özgürce soru sormak filozofun felsefi tavrıdır. Peki burada neyin üzerine durduk öznellik mi? Hayır. Akla dayalı olması mı? Hayır. Evrensellik mi? Hayır. Birikimli olmamı? Hayır. Sorgulamaktan, merak etmekten bahsettik. O yüzden cevap C şıkkıdır. Bu soruda verilen ifadelerin hangisinin önerme örneği olmadığı sorulmuş. Öncelikle önerme nedir? Doğru ya da yanlış şeklinde değer alan ifadelerdir. Bakalım. Ay dünyanın uydusudur. Bir önermemedir evet. Bir özne, bir yüklem, bir bağdan oluşmuş, bir doğruluk değeri var. Yani doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Anlamlı mı? Anlamlıdır hocam. Peki çayını dökme bir önerme midir? Kesinlikle değildir. Sonu ünlemle biten ve emir kipi şeklinde olan cümleler ve bitmemiş cümleler önerme olamazlar. Peki, zürafalar uçabilen hayvanlardır. Hocam bu yanlıştır. Yanlış olması seni ilgilendirmez. Çünkü yanlış şeklinde olanlar da önerme olabilir dedi. Doğruluk değerine sahip mi sahip. Doğru da olabilir yanlış da olabilir. O seni ilgilendirmez. Bitmiş bir cümle anlamlı bir cümle ama yanlış olabilir. Bu da onu önerme yapar. Yani yanlış olduğu için önerme yapmaz diyemezsin. Peki bazı köpekler eğitilebilir değildir. Bir önermedir. Bütün kediler sevimlidir. Bakın belki bazıları sevimli değildir. Ama adam özne yüklen ve bağdan oluşan anlamlı bir yargı bildiren ifade ortaya koymuş. Doğruluk değeri var. Doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Bu onu önerme yapar. Cevabımız B şıkkıdır. Bu soruda yapılan bir araştırma var ve araştırmanın deney grubu sorulmuş. Bakalım bir okulda benzer özellik gösteren iki öğrenci grubu seçilmiş. Birinci grubun okul kurallarını belirleyen komisyonda çalışması sağlanmış. İkinci grubun ise koşullarında bir değişiklik yapılmamıştır. Bize neyi soruyor? Deney ve kontrol grubunu. Direkt gruplara o halde odaklanıyoruz. Çünkü bundan sonrasıyla işimiz yok. Bundan sonrası bağımlı ve bağımsız değişkenle ilgili bir şeydir. Peki hangi grubun koşullarında değişiklik yapıldı? Birinci grubun. O halde birinci grup deney grubudur. Koşullarında değişiklik yapılmayan grup kontrol grubudur. Bu ise ikinci gruptur. Cevap D şıkkıdır. Bu soru küreselleşme ile ilgili bir soru ve deniliyor ki bu parçadan yola çıkarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Bakalım küreselleşme kendimizi, toplumumuzu, diğer kültürleri ve bir bütün olarak dünyaya algılayış biçimimizi ifade eden bir kavram olarak son yıllara damgasını vurmuştur. Tek küresel dünya tasarımı her yerin biraz daha yakın olmasına, herkesin birbirinin yakını olmasına olanak sağlar. Öte yandan yerellik, Topluma özgü kimliğe sahip olma, küçük işletmeler açısından tehdit unsurudur. Yani buraya kadar olumlu özelliklerinden bahsetti, bundan sonrasında ise olumsuz özelliklerinden bahsedildi. O halde küreselleşme hem olumlu hem de olumsuz özellikler barındıran bir kavramdır. Bakıyoruz aşıkkı küreselleşmenin etkisi altına aldığı toplumlar gelişmemiş toplumlar mıdır? Yani böyle bir ayrım yapılmadı. Gelişmiş, gelişmemiş ya da gelişmekte olan toplumlarla ilgili bir ifade yoktu parçada. O halde eleyelim gitsin. Peki küreselleşmenin hem olumlu hem olumsuz etkileri söz konusu mudur? Aynen budur. Ki çıkardığımız sonuçta buydu. Devam edelim. Küreselleşme en yüksek kültür seviyesine ulaşma hedefimdir. Değildir hocam. Küreselleşmeye teslim olmak kültürel kimliği yok saymak mıdır? Yok saymak değil de bir tehdit olduğunu biliyoruz. Yani kültürün, yerelliğin ortadan kalkma riski var. Ama direkt yok saymak demek doğru değil. Hele buna teslim olmak bu anlama mı gelir? Bu parçadan direkt olarak çıkaramayız. Peki dünyanın tektipleşmesi kültürel çalışmaları engelleyecek midir? Böyle bir bilgi de elimizde yok. Cevap B şıkkıdır. Bu soruda verilen parçadan aşağıdakilerden hangisinin gelişmiş bir toplumda sapma olarak kabul edildiği söylenmektedir. Bakalım. Toplumun varlığını sürdürmesi, toplumsal norm ve değerlere uygun davranılması ve bunların sonraki nesillere aktarılması ile mümkündür. Bireylerin bu norm ve değerlere uygun davranmaması toplumsal bir sapma olarak kabul edilir. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi gelişmiş bir toplumda sapma olarak görülür? Bakalım. Herkesin fikrini özgürce dile getirdiği bir aile ortamı sapma mıdır? Değildir. Gelişmiş bir toplumun özelliğidir. Peki farklı kültürlerden biriyle arkadaşlık etmek modern bir toplumun özelliğidir. Birden fazla eşle hem resmi hem de resmi olmayan evlilik gelişmiş modern toplumların bir özelliği değildir. Geleneksel toplumların özelliğidir. Dolayısıyla bir sapma olarak görülür. Peki hukuk kuralları çerçevesinde haklarını ar aramak modern toplumların gelişmiş toplumların bir özelliğidir hocam. Çalıştırılan personelin sosyal ve ekonomik haklarını karşılamak modern toplumun bir özelliğidir. Sapma değildir. Cevap C şıkkıdır. Bu soruda karşı olum karesine göre bazı insanlar gözlüklü de önermesinin çelişi sorulmuş. Bu soruyu yapabilmek için karşı olum karesini çizmeniz gerekir. Çizmeye başlıyoruz. A, E, I, O. Peki bu saatten sonra sorulması gereken şey nedir? Bazı insanlar gözlüklüdür önermesi nasıl bir önermedir? Tikel olumludur yani ı'dır. I'yı yuvarlak içerisine alalım. Bunun çelişi nerede? tam hocam karşısında. Yani edir. Yani tümel olumsuzdur. O halde şıklarda tümel olumsuzu aramaya başlayalım. Hiçbir insan gözlüklü değildir. Nedir hocam? Tümel olumsuzdur. Yani e midir? Evet. O halde cevap da A şıkkıdır. Peki hocam diğerleri neden değil? Bazı tikeldir bir kere. Yani bazı insanlar gözlüklü değil önermesi odur arkadaşım. Bu da çelişik yerine nedir? Alt karşıttır. Bunu da yazmış olalım. O halde eleyin gitsin. Bütün insanlar gözlüklüdür nedir? A'dır. Yani bunun altlığı oluyor. Ele gitsin. Bazı gözlükler insandır. Kendisi oluyor. Peki bazı gözlükler insan değildir. O oluyor. Yani alt karşıtı. Dolayısıyla bizden çelişik istenmişti. O da A şıkkında var.